hadi. O gölgede kalmak istiyor işte. Asklepion'a gideceğiz şimdi. Asklepion bir tıp tanrısı. Adını Apollon'un oğlu olan Asklepios'tan almış. İçeriye ölümün girmesi yasakmış. Aslında o yıllarda hamilelerin de içeriye girmesi yasakmış. Neden bilmiyorum. Neden yazmıyor ama artık gireceğiz. Neden? Bilmiyorum. Hamilelerin ve ölümcül hastaların içeriye girmesi, ölümün içeriye girmesi yasakmış demek ki. Pion, Apollo'nun oğlu, tıp tanrısı için yapılan tapınak. Giriş 36 lira bu şekilde. Müze kartı 70 lira. Biz müze kartı seçtik. Almıştık aslında ama tarihe geçmiş. Tekrardan aldık, bakacağız. Bilerimiz 70 lira şu anda müze kart. Senin sunucu var canım, bende ne işin var? Var bana. Ben onu verdim da o yüzden. Sen de, bende. Evet, bu şekilde kimliğinizi veriyorsunuz. İşte müze kartınızı böyle burada 70 liraya alabiliyorsunuz. Bu şekilde çantanızı veriyorsunuz. Sonra alıp alabiliyorsunuz. En azından şöyle söyleyeyim. Asklepion'un girişi ferah. Burada işte böyle şifa bulmak isteyen hastalar, ölüm ve hamileler dışında dediğim gibi, buraya geliyorlarmış. Su ve müzikle şifalanıyorlarmış. Bakalım, onun adına tıp tanrısı olan Asklepion için bir tapınak yapmışlar. Tapınak şöyle gözükmeye başladı. Şahane, ben bayılıyorum böyle eski kalıntılara, eski tarihlere. Buraların ayrı dokusu, böyle ayrı yaşanmışlığı. Evet, bakın. Şu an Asklepion'dayız. Ağustos ayı olmasına rağmen şanslı, şöyle şanslı günümüzdeyiz. Rüzgar gayet güzel esiyor değil mi? Evet, gayet güzel. En azından. Burası Akropol kadar büyük değil. Bakalım, şimdi beraber gezeceğiz. Hangi yerleriymiş? Dediğim gibi burada su ve müzikle şifalanıyorlarmış. Yolun başında bütün tanrıların kutsiyeti için Asklepion'a ölüm girmesi yasaktır yazıyormuş. İçeriye ölüm girmesi, dediğim gibi ölümcül hastaların ve hamilelerin girmesi yasak. Ama şu an bu yoldan ben kutsaklı bir tanrı olarak geçiyorum. Biraz da korkuyorum. Ben iyi dilekler diliyorum. Lütfen. Şifalanalım. Evet. Oğlumuz Atlas adı gibi. Mit. İnşallah güçlü, kudretli. Evet, şu an ölüm geçmeyen yoldan yürüyoruz arkadaşlar, şifalanmak için. Burada bir anıt mezar. Heron anıt mezar diye geçiyor. Buranın da bir, yani birbirine ya da bir kahramanın olduğunu deniyor mezarın. Buraya yo mezarmış hayatım. Kahramanın mezarı olduğuna inanılıyor. Bu şekilde. Yani gerçekten eskiden belki de tedavi olabilir işte. Muhtemelen sardır. Bu şekilde oda. Evet. İşte küçük küçük oda.
oluyorlar. Muhtemel buralarda tedavi oluyorlardı. Buranın girişinde Asklepion'a adak sunulması için böyle hediyelik eşya satan, böyle adak satan yerler varmış geçmişte. Tabii ki de o vazgeçilmez. Şu an zannedersem, şu arka kısmı hemen zannedersem adak noktası, bakın. Herhalde orası bir sunak. Evet. Bayağı aslında büyük bir adak. İşte burası şu anda kutsal alan. Şifaların yer. Evet, Serdar'ın dediği gibi bir nevi de spa merkezi olarak kullanılabilir. Şu ileride hemen tiyatroları var. Burada kütüphaneleri var. Bir gladyatör edasıyla karşınızda Sparta. Burası Sparta. Serdar film izlerken bile zaten tribe girer. Artık buralarda düşünemiyorum onu. Ama uyudun biliyor musun? Yani sana beyaz bir elbise şey böyle. Şuradan. Aynen. Kırmızı bir yelek. Oldun yani. Oldun. Böyle yeraltı koridorları yapmışlar. Gerçekten içeriye girdiğiniz zaman 3 derece gerçekten fark ediyor. Havalandırmalar koymuşlar böyle. Su sesi geliyor. Sanki yerin altından. Taşları birbirlerine yapıştırarak yapmışlar çatıyı. Hepsi kaya. Evet, mükemmel gerçekten. Hepsini tek tek böyle yapıştırıp, dizerek yapıştırıp, sıkıştırarak yapmışlar. Burası harika şu anda. Ve İnanılmaz. Gerçekten serin. Ya muhtemel buralardan su geliyordu Serdar. Ve burası, evet. Bak, her yerde kanallar var, görüyor musun? Evet. Bak. Burada bakın kanallar var. Şu şekilde. Burası bir hamam gibi bir şey var. Evet, işte kür, sıcak su, kür dinlenme yeri. Ya su ve müzikle zaten işte insanları burada terapi ediyorlarmış. Zaten olmamasının imkanı yok zaten. Şu an bile kültürümüzde bile hamam, kaplıca her şekilde bize iyi geliyor. Böyle dizerek nasıl kapattınız siz burayı ya? Çatıyı taşları dizerek yapmışlar. Yuh! Yapacağız yani. Burası tamamen sağlık için yapılmış bir yer. Bayağı büyük arkadaşlar bu arada. Kocaman bir
Evet, böyle küçük odacıklar var. Bakın. Bu şekilde. Kemerli kemerli. Suyun girip çıktığı yerler. Oradan da çıkıyor. Yani oradan geliyor. Bütün onu dolduruyor. Buradan da dışarı çıkıyor fazlası. Müthiş. Ya taşlar bildiğin sanki içinde demir var. Baksana demir tabla gibiler. İnanılmazlar. Bunlar su kanalları. Burası böyle daire şeklinde bir yer. Hala su geliyor. Evet, Serdar su kanallarının çalıştığını söylüyor. Bakayım nerede su? Hala o tarihi su kanalları çalışıyor. Akustiği bırak. Harika. Muhteşem bir yer. Evet, işte burada bir gladiatör edasıyla yürüyüp merdivenlerden dışarı çıktığında elinde kılıç kalkan aslanlar seni beklerken burada insanlar bağırıyor. Serdar Kuş, Serdar Kuş, Serdar Kuş. Serdar Kuş. Ay abi, serin harika hatta şu anda. Doğru. Gerçekten harika. Akustik olarak. Arkadaşlar burası bildiğiniz klimalı gibi şu anda. Gerçekten aşırı derecede ferah ve yoğun bir su sesi geliyor şu anda. O kadar ferahlatıcı. Gerçekten. Ve o kadar rahat ki burası. Şu anda burada uyuyabilirim yani. Test ettim. Şifalanacağım diye kanalizasyon suyu olmasın. Aa, evet. 5000 yıllık su sürüyorum. Gerçek. Bizim sular değil mi gerçek? Öyle değil mi? Wow. Doğal taşların içine akarak geliyor. İşte. Gerçek. Tiyatroya çıktık. Burası yeraltı geçidiydi çıktığımız yer. Ve terapi binasına gidiyordu. O kubbeli yer terapi binasıydı. Evet, ya gerçekten harika. Böyle oturma yerleri yapmışlar. Kür odaları. Evet. Buraları suyla doldurup içine giriyorlarmış. Havuz. Şurası Zeus Tapınağı muhtemel. Gideceğiz oraya. Ve işte bu sütunlu yolun sonunda gelinen tiyatro. Küçük bir tiyatro. Çok büyük değil. Ama harika. Gel, Kutsal Çeşme'ymiş hayatım, gel. Evet, sen demek ki Kutsal Çeşme'den buyur. Evet, Kutsal Çeşme. Seni Kutsal Çeşme'ye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, Kutsal Çeşme'de, Kutsal Çeşme'yi bulduk. Kutsal su, Kutsal Çeşme. Hatta burada bir şey istiyorum. Tabii biraz paslı. Tamam, güzel. Buralarda uyku odaları var. Uyku odalarıymış böyle. Oh ne güzel. Kaplıcadan sonra uykuya. Tabii ki ya. Harika. Vallahi ben de isterdim o zaman. Ağaçların altında. Burayı seçme sebepleri bence burası Ağustos ayında olmamıza rağmen dediğim gibi esiyor. Ve gerçekten böyle bir serin, yani ağaçların altında serin, böyle. Mistik ve inanılmaz huzur verici bir ortam var. Evet gerçekten. Dehşet yani. Mesela Apollon'un banyo havuzları var bu şekilde.
İçinde hala su var. Ve burada nesilden nesile türemiş güzel hayvancıklar, güzel kaplumbağalar. Ay çok tatlılar. Bence zaten hayvanlar da şifanın bir parçası. Burası 3500 kişilik bir tiyatro alanı. Burada yıllar önce işte insanlar şifalanmaya giriyorlarmış. Mesela burada bir havuz var hala, banyo. Yani bildiğiniz aslında biliyorsunuz işte radyoaktif içeren sular. Daha doğrusu kaplıcalar, küller.